Kardeş şimdi bu şerbeti veriyoruz biz de. Bu şerbeti vermesen bak şimdi şuları göster bak. Portakal çiçeği açmış. Portakal çiçeği de bizim burada arıların arkasında şu yağmacı olmaz. Bak şunu da göster. Bu sene soğuk vurdu. Portakalı soğuk vuruşun. Çiçeklerde bar şeyi kalmadı. Kalmadı. Ben ne yaptım? Şerbet hazırladım. Şerbet genelde yarıya yarıya olur yani. Yarı yarıya. Mesela nasıl diyeyim şöyle su bardağı. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı su. Bu oranda yaparsın. Yani 10 kilo su, 10 kilo şeker. Hatta 10 kilo şeker, 8 kilo su olursa daha şey olur. Ama hava sıcaklaşır, yaz dönemine doğru girmeye başladığı zaman yarıya yarı yapsın yani, hiçbir şey olmaz. Ha içine ilaç olarak da vitamin katıyor. Yani bu şeyler veterinerlerde var zaten, arı ilaçları satan yerlerde. Limon, içine limon sıkıyorum. Limon mikropları öldürür biliyorsun. Ne yapıyorum? Erken baharda artık Şubat'ın 20'lerinde, 10'unda veyahut 20'sinde kekik. Bu kekiği 250 gram kekiği 5 litre kaynamış suyun içine döküyorum. Şöyle 2 saat demleniyor. Bunu süzüyorum. Onun içine karıştırıp o şekilde veriyorum. O da bağırsaklarında herhangi bir sorun olan arılara iyi geliyor. Yani faydasını gördüm gerçekten yani. Bunları yapacaksın. Ha mesela ben bunu o şekilde biraz da ciyuk ama öyle hazırladım. Yarı yarıya hazırladım. Zaten arılar pedak işlemiyor şu durumda. Arı biraz kendine toparlamış. Bu kabarmış petaklerle artık arıyı geliştirmeye bakıyorum. Yoksa petek işlemiyor. Şu an mevsimde ben petek atmam lazım şu an. Yani az önce bir arkadaş aradı. Bursa'dan aradı arkadaş. Yok pardon. Çanakkale'den aradı. Arı petek alıyor diyor, işliyor diyor. Arı güzel, fena değil diyor. Oğula gitti diyor. Ne yapmam lazım? Onun gibi şeyler oldu da ben kendisine anlattım zaten telefonda. Durum bundan ibaret arkadaşlar.